MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Roboski tepkisi gösterdi. Bakın ben buradan Roboski'den söz veriyorum. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gladyosunun 8 Aralık 2011'de tertibi sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Şırnak Uludere'yi ziyaretini su katılmamış bir provokatörlüktür diyerek niteledi. Uludere için PKK-HDP gibi Roboski demesini eleştirdi. CHP Genel Başkanı'nın aleni bir şekilde devlete saldırması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa koşa Şırnak Uludere'yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nde Roboski diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sözde helalleşme mesajına da tepkiliydi. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Orta Su köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki Türkiye'de Roboski diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Roboski tanımlaması devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastetmek, taş koymak, pusu kurmak, ateş açmak, bölücülüğe hizmet etmektir. Bahçeli, Roboski açılımı yapmak isteyenlerin başarıya ulaşamayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir. Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir. Bu çerçevede yanlış hesap, yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir. MHP Genel Başkanı'nın muhalefeti Biden muhalefeti olarak tanımlaması da dikkat çekti. Bahçeli, Türkiye'nin aleyhine konuşturan Biden muhalefeti PKK ile FETÖ'nün oksijen çadırıdır, soğuk hava deposudur, siyasi sığınağıdır ifadelerini kullandı. Madem Biden'ın muhalefeti vızır vızır faaliyet halindedir, o halde FETÖ'nün siyasallaşmasına, sözde demokrasi, insan hakları ve özgürlükler adına ABD'nin ortam açması, destek çıkması, fırsat sunması tutarlılık olarak değerlendirilecektir. ABD'nin siyasal sistemine tıpkı demokratlar ve cumhuriyetçiler gibi Gülen hareketinin de partileşerek girmesinde yarar vardır. Terörist başı Gülen'i Türkiye'ye iadeye yanaşmayan ABD yönetimi, Washington ve Pensilvanya arasında casusluk ve istihbarat köprüsü değil, siyasi bağlantı kuracak tavrı gösterebilmelidir.